Hazreti Havva Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır diyenler var. Hatta bu konuda Nisa 1. ayeti delil olarak gösterenler var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam, Enbiya 30'da sudan yaratıldığımız, Hicr 26'da çamurdan yaratıldığımız söyleniyor. Peki insan nasıl Bu yaratılmıştır? durumda Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in çocukları nasıl çoğaldı hocam? Öyle miymiş TV'den? Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün Aklımda Deli Sorular programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet hocam. Nisa 28'de Allah insanları zayıf olarak yarattık diyor. Öyleyse her şeyle mükemmel olan Allah neden kendisine tapması için aciz varlıklar yarattı hocam? Evet, burada zayıf kelimesini ve tapmak kelimesini bir açmak gerekir. Öncelikle insanın zayıf olması ne demek? Bunun üzerinde belki durmak gerekir. Şöyle baktığımızda ekolojik dengede aslında insan en üst seviyede yer alıyor. Yani aslında bütün varlıklardan güçlü görünüyor. Peki Allah-u Teala insana neden zayıf ya da aciz diyor? O da şu yüzden şöyle düşünmek lazım. Mesela Allah-u Teala çok güçlü ve çok mükemmel olduğu için zaten hangi tür yaratırsa yaratsın Allah'tan daha aciz olacak. Bunun başka yolu yok. Zaten yaratan güçlüdür, yaratılan acizdir. Bunu bilmek lazım. Eğer sorulan şuysa, aciz olduğumuzu bile bile neden kendisine tapmamızı istiyor denirse, burada tapmak fiilini biraz açmak gerekiyor. Tapmak demek Allah ile olan ilişkimizi güçlendirmek demek. Elbette ki yaratılanın yaratanla ilişkisinin güçlü olması en doğal halidir. Burada sadece işte ilişkimizi güçlendirmek var ama onun dışında işte ibadetlerimizi onun için yapmak, bu gibi her şeyi Allah için yaptığımızda zaten Allah'a aslında itaat etmiş oluyoruz, tapmış oluyoruz. Burada sanki tapmak kelimesi çok zor yüklerin altında kalıyormuşuz, çok büyük şeyleri yapamıyormuşuz gibi algılanıyor. Bu algıyı belki biraz daha açmak lazım. Yani yaptığımız her şey aslında tapmak da dahil Allah için değil, kendimiz için. Geçen haftaki konuyla alakalı da bir şey söylemek gerekirse, mesela burada hani neden biz Allah'a tapıyoruz? Yani neden Allah bizi yarattı konusuna değinecek olursak, burada söylemiştik. O yaratan, biz yaratılanız. Dolayısıyla bizim görevimiz aslında Allah'la, yaratanımızla ilişkimizi güçlendirmek. Hocam, Enbiya 30'da sudan yaratıldığımız, Hicr 26'da çamurdan yaratıldığımız söyleniyor. Peki insan nasıl yaratılmıştır? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda senin de söylediğin gibi bazı ayetlerde sudan, ya her şeyin sudan yaratıldığından bahsediyor. Bazı ayetlerde ise çamur ve balçıktan bahsediliyor. Buradan anlıyoruz ki aslında insan su toprak karışımı bir maddeden yaratılmış. Burada sıkıntı yok. Ancak bazı kitaplarımızda şöyle yazıyor, yani insanın yaratılmasıyla alakalı şöyle bir hikaye anlatılıyor. Allah Teala, hatta bazıları çamuru yoğrulurken gibi bir şey söylüyor. Yani Hazreti Adem ilk insan olarak yaratılırken çamuru yoğruluyor. Allah Teala ona heykel gibi bir şekil veriyor. Daha sonra ona ruhundan üflüyor ve Adem canlanıyor. Böyle bir hikaye anlatılıyor. Tam aksine aslında Elmalılı da tefsirinde şöyle söylüyor bu konu hakkında. Yine Secde Suresi 7 ve 8. ayetler de buna örnek olarak gösterebiliriz. Allah yaratmaya çamurdan başlayandır diyor. Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nin 82. ayetinde Allah Teala ol der, o da hemen oluverir diyor. Bu ayeti delil göstererek insanın da Allah'ın ol demesiyle anında olduğunu söyleyenler var. Ancak eğer buradan yola çıkarsak o zaman yarattığı her şeyin ol dediğinde olması gerekir. Örneğin dünyanın yaratılmasını, bütün evrenin yaratılmasını düşünürsek
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dünyanın 6 günde yaratıldığını söylüyor. Buradaki gün tabii ki de bizim anladığımız gibi 24 saatlik bir süre olmamakla birlikte 6 süreçten bahsediliyor. Peki Allah dünyaya yahut da evrene de ol dediğinde olmamış mı? Burada bahsedilen olmaya başlamasıdır diye tefsir ediyoruz aslına bakarsanız. Gerçekten tefsirlere baktığımızda bunun daha çok İsrailiyat kaynaklı olduğunu görüyoruz bu hikayenin. Kur'an-ı Kerim'de ise bize aslında söylenen yaratmaya çamurla başlanmış olmasıdır. Peki hocam, bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Tabii, buyur. Hazreti Havva, Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır diyenler var. Hatta bu konuda Nisa 1. ayeti delil olarak gösterenler var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet hocam, ben de duydum böyle bir şey. Hatta şey diyorlar, Hazreti Adem yaratılmış, daha sonra canı sıkılmış. O gece uyurken Allah onun sol tarafından 13. kaburga kemiğini alıp kadını yaratmış. Hazreti Havva'yı yaratmış o şekilde. Yani hocam, doğru mudur bu? Evet, Tevrat'ta geçiyor bu hikaye. 13. kaburga meselesini ben duymadım ama evet, sol kaburga kemiğinden yaratıldığı Tevrat'ta geçiyor. Ve birçok, aslına bakarsan senin de dediğin gibi, Nisa 1'in tefsirinde bu ayet delil olarak kullanılıyor. Gelin beraber Nisa suresi 1. ayeti bir okuyalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Şimdi bu ayete göre bazıları bu ayeti tefsir ederken senin dediğin gibi kaburga kemiği meselesini açıklamaya koyuyorlar. Ancak burada dikkatli şekilde baktığımızda aslında buradaki ondan da derken Hazreti Adem neden yaratıldıysa, yani Hazreti Adem'i yaratılan kaynak neyse, Hazreti Havva'nın da yaratıldığı kaynak aynıdır. Burada böyle aslında söyleniyor. Ancak bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi de buna delil olarak gösteriyorlar. O da, kadınlar kaburga kemiği gibidir. Eğer onu doğrultmaya çalışırsan kırılır, eğri bırakmaya çalışırsan da öyle kalır diye. Bu hadisi de aslında buraya delil gösteriyorlar. Ancak hadisin açıklamasına baktığımızda buradaki ifade daha çok mecazen, yani kadınların hassas olduğunu aslında belirtiyor ki bununla alakalı başka hadisler de var. İşte kadınların cam kadar hassas olduklarını anlatan. Dolayısıyla baktığımızda bu ayete, bu hadisin ve Tevrat'ın delil gösterilmesini çok da doğru bulmayanlar var ki ben de onlarla aynı görüşteyim diyebiliriz. Yine aslında Nisa suresiyle benzer bir ayet de Araf 189 ve 190'da geçiyor. Allah-u Teala Araf suresi 189'da yine insanın tek bir nefisten yaratıldığını, daha sonra insanların işte sonraki süreçte nasıl çoğaldığını ve sonrasında insanların şirke düştüğünden bahsediyor. Burada mesela sizi tek bir nefisten yaratan ayetini Adem ve Havva için anlayamayız diyor Elmalılı. Çünkü ilk çocuklarında şirke düşenler olduğu hakkında bilgi sahibi değiliz. Yani bunun aslında genel olarak insanlardan da bahsettiğini söyleyenler var. Yani toparlayacak olursak, tek bir nefisten yarattı derken aslında kadının da erkeğin de yaratıldığı tek şeyin olduğundan bahsediyor. Bu ayet de mesela Araf 189-190'da bize bunu doğruluyor aslına bakarsanız. Yani işte sonradan işte sizin çocuklarınız şirke düştüler ya da isyana düştüler derken burada Adem ve Havva'dan değil, insanların genelinden bahsediyor. Hocam, Hazreti Adem'in kaç tane çocuğu var? Ne bilelim biz. Bir sürü çocuk var. Hepimiz Adem'in çocukları. Yok yok, o zaman en başta Habil ile Kabil dönemi. Hocam işte çok fazla şey sayı var. Böyle yok 80 yok 90 falan.
Evet, öyle diyenler var. Peki bu durumda Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in çocukları nasıl çoğaldı? Hocam bu konu hakkında bazı tefsirlerde Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları ikizler ikizler dünyaya gelmişler ve bir ikiz başka bir ikizle evlenmiş, yani çaprazlama evlenmişler gibi anlatılıyor. Hatta Habil ve Kabil'in kız kavgası ettiğini söyleyenler var. Bu doğru mu hocam? Bu şekilde yorumlar bana da geldi. Habil ile Kabil'in, hatta Kabil'in Habil'i kız yüzünden öldürdüğü yönünde. Ancak Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bunun doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü Kabil'in Habil'i öldürmesinin sebebi kıskançlık. Ama böyle bir kıskançlık değil. Allah diyor ki hem Habil'den hem Kabil'den biz kurban istedik. Ancak Kabil kurbanını istemediği şeylerden verdi. Habil ise en iyisinden verdi. Allah Habil'in kurbanını kabul etti. Kabil'inkini ise kabul etmedi. İşte burada bir kıskançlık doğuyor ve sonrasında öldürme olayı gerçekleşiyor. Yoksa anlatıldığı gibi kız kavgasından olmuyor. İnsanların çoğalması konusu aslına bakarsanız Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani evet, Allah Teala Nisa suresi 1. ayette şöyle diyor işte, bir kadın ve erkek yaratıp ondan da insanları yayan, üreten diye bir şey kullanıyor. Ama baktığınızda bunun nasıl olduğunu söylemiyor. Yani işte Adem ve Havva'nın çocuklarının nasıl çoğaldığını Kur'an-ı Kerim'de söylemiyor. İnsanlar da bazı müfessirler de böyle akli bir çıkarım yapmışlar. Yani bu Kur'an'da ya da hadislerde geçen bir durum değil. İnsanlar nasıl çoğalabilir? İşte çoğalsa ikizler olmuştur farklı batınlarda ve bunlar birbiriyle çaprazlama bir şekilde evlenerek çoğalmışlardır diyorlar. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsirine baktığımızda diyor ki böyle bir çıkarım aslında zaruri değildir. Yani tamam, böyle bir çıkarım yapılabilir. İşte şunu diyenler var. Ya böyle bir çıkarım yapılabilir. O zaman insanlar olmadığı için kardeşle kardeşin evlenmesinde bir sıkıntı yoktu. Ancak bu çıkarım zorunlu değildir diyor. Farklı da şeyler de olabilir. Yani farklı teoriler de olabilir. Mesela baktığınızda yine Diyanet'in tefsirinde diyor ki mesela Hazreti İsa nasıl oldu? İşte babasız dünyaya geldi. Yani illaki biriyle evlenip çocuk dünyaya getirecek diye bir şart yok. Hazreti İsa babasız dünyaya geldi. Yani doğa şartlarını zorladı. Yine mesela Hazreti Zekeriya örneğini veriyor. Çocuk olmayacak yaşa geldiği halde Allah-u Teala onu çocukla müjdeliyor. Yani burada bizim bilemediğimiz farklı bir şekilde çoğalma da olabilir diyor. Ki bana sorarsanız benim de fikrim kardeş kardeşle evlenmekten ziyade bunun farklı bir yönde olduğu şeklinde. Evet arkadaşlar, Aklımda Deli Sorular programının bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.